Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Sabahın demine hoş geldiniz. 13 Nisan 2018 bugünün tarihi günlerden Cuma. Haftanın son iş gününde birlikteyiz. Cuma gününde birlikteyiz. Müslümanların bayramında birlikteyiz sevgili izleyenler. O zaman Cuma'nız mübarek olsun diyelim. Mübarek Cuma günümüz kutlu olsun diyerek başlayalım. Daha doğru bir tabir olsun. 13 Nisan Cuma günü dedik, haftanın son iş günü dedik. Yoğun bir gün vardı. Hatta yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz ve yoğun haftadan geriye neler kaldı onları aktaracağız sevgili izleyenler. Bugün size bu sabah iki süper gücün resleşmesi var biliyorsunuz. Hem ekonomide özellikle dövizde dalgalanmalara neden oluyor. Hem de felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama bir savaşın eşiğine kadar getirdi gibi dünyayı diyelim. Dünyanın gözü kulağı şimdi iki süper gücün resleşmesinin ne olacağını bekliyor. Bunlarla ilgili detayları vereceğiz sabahın demi programında. Ama öncelikle temennilerimiz var. Güzel bir gün olsun. Kimsenin burnunun kanamadığı bir gün olsun. İşlerinde çalışan vatandaşlarımızın işleri yolunda gitsin. Her şey daha güzel olsun. Bu temennilerimizle güne başlayalım. Haftayı bu temennilerle bitirelim. İnşallah hem bugünümüz hem hafta sonumuz bu şekilde güzel geçer diyelim sevgili izleyenler. Şimdi bugün programımızda neler yapacağız? Programımızın ilk bölümünde dünden bugüne yansıyan haberleri ekranlara taşıdık. İkinci bölümde neler yapacağız? Öncelikle Bursa'nın hava yol durumunu izleyeceğiz. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın bugünkü programlarını sizlere aktaracağız. Ardından ne yapacağız? Gazetelerden basın turu yapacağız. Saat 09'a kadar, 09'a kadar birlikteyiz sevgili izleyenler. Hemen daha fazla sözü uzatmadan Bursa'mızdaki bugün hava ve yol durumuna bir göz atalım. Ardından devam edelim. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa Merkez 19, Büyük Orhan 11, Gemlik 17, Gürsu 18, Harmancık 14, İnegöl 15, İznik 16 derece. Karacabey 19, Keres 9, Mustafa Kemal Paşa 19, Mudanya 16, Orhan Gazi 16, Yenişehir 16 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Çevre Otoyolu'nun 4 ila 9. kilometreleri arasında Yalova ayrımı, Yıldırım ayrımı, üst yapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatılacak olup bu bölümde trafik akışı karşı şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Orhan Gazi İznik yolunun 1. kilometresindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun 0 ila 1. kilometreleri arasında trafik akışı servis yolunda sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Gemlik ayrımı serbest bölge yolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında yol genişletme ve üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce otoyol inşaat kapsamında Karacabey Kavşağı alt geçit köprüsü çalışmaları yapılacak olup Karacabey-Bandırma yolunun 28-29. Kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit kapatılacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Yenişehir-İnegöl yolunun 21-23. Kilometreleri arasında Hamza Bey Köprüsü Alanyurt'ta devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Devlet Demiryolları'nın Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında
Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanmaktadır. Gent Meydanı, terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hat çalışması nedeniyle İstanbul Yolu üzerinde şerit daraltma yapılmaktadır. Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle Kükürtlü Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle İzmir Yolu Caddesi'nde şerit daraltma uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde Yeşil Caddesi cephe sağlıklaştırma uygulama yapım iş kapsamında şerit daraltma uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Hacı Seyfettin Camii'nin restorasyon işi kapsamında Veziri Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrolü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Tüneşik bilet sistemine dahil tüm araçlarda, akıllı bursa kartla binişlerde, 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirimi uygulanmaktadır. Akıllı bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL, indirimli için 0.20 TL, 6 ila 17 istasyona kadar binişlerde tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB bas sefer saatleri için detaylı bilgi www.burulaş.com.tr. BB Bas, Burulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Burulas Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Burulas'ın Sea & Sky'la Bursa Deniz Otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa kart özelliğine de sahip olan Sea & Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Sevgili izleyenler, Bursa'mızdaki hava ve yol durumunu da ekranlara taşıdık sevgili izleyenler. Şimdi ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın bugün görünen programı yok bilgisini de sizlere verelim. Hemen ne yapalım? Gazetelerimizin birinci sayfalarına bakalım artık. Neler varmış gazetelerimizin birinci sayfasında? 13 Nisan 2018 Cuma sabahında Milliyet Gazetesi'nin manşette paylaştığı haber, arabuluculuk diplomasisi başlığı altında vermiş haberi. Haberin detayları neler, hemen sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Türkiye bölgeyi 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine yaklaştıran Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik tutum içine girdi demiş sevgili izleyenler. Haberin başlığı bu şekilde. Hani haberin bültenimiz başladığında, program başladığında demiştim ya, felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama böyle de bir durum var diye. Hatta dün Rusya Devlet Televizyonu konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki tırmanan kriz sonrası, resleşmelerin ardından Rusya Devlet Televizyonu nükleer saldırılara karşı Rus vatandaşları uyardı.
vatandaşlara gıda stoklamaları yönünde uyarı bulundu, tavsiyeler yaptı. Bir de şunu söyledi, Amerika'da tansiyon, Amerika'da paniğin daha büyük olduğunu söyledi. Rus devlet televizyonu yaptı bunu. Bu bilgiyi de küçük not olarak paylaşmış olalım. Şimdi gazetenin birinci sayfasında yazan haberin detayları neler? Hemen sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Milliyet gazetesinde yazdığı şekliyle. Görüşme trafiği başlığı kullanılmış. Birinci başlık. Kimseden vazgeçmeyiz. İkinci başlık. Putin'le görüş alışverişi var. Bizi dövizle terbiye edemezler başlığı var. Sayın Trump'ın açıklamaları var. Şimdi detaylarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün arayla Amerika Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerilimde Türkiye'nin arabulucu rolüne ilişkin yorumları yalanladı. Yalanlamadı. Rusya'dan gelen açıklamalarda Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne Amerika Birleşik Devletleri ile olan müttefikliğimizde ne de Rusya ile geniş bir alanda kurduğumuz stratejik ilişkilerimizden de İran'la çalışmaktan da vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Katil Esed rejimini destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD terör örgütünü destekleyenler de yanlış yapıyorlar şeklinde açıklama yaptı. Şimdi Putin'le görüş alışverişi başlığı kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le dün telefonda görüştü. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmeden 3 gün sonra yeniden konuşan iki lider Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Amerika ile Rusya arasında yaşanan krizi de değerlendirdi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları şöyle devam ediyor. Bizi dövizle terbiye edemezler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide aktif rol oynayan finans sektörü içinde olanların Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek ekonomik terör estirmeye çalışması halinde yanlış yapacaklarını ifade etti. Yeri geldiğinde bunun hesabını verirsiniz, bedelini ödersiniz dedi. Erdoğan, bizi döviz kuru, möviz kuru üzerinden terbiye edemezler şeklinde konuştu. Trump, bu durumda olmamız çok kötü. Başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları. Suriye'deki saldırıyla ilgili dünyanın bizi böyle bir pozisyonda bırakması çok kötü oldu dedi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye konusunun nihai karara varılamadığı açıklandı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Diğer gazetelerde yazdığı şekliyle de sizlere aktaracağım. İnşallah sağduyu hakim olur diyelim. Diplomasi trafiği bu şekilde, şimdi görünen trafik bu şekilde. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Kimsenin burnu kanamadan güzel bir şekilde neticelenir. Bürokrasi şikayeti başlığı kullanılmış. Hemen detaylarını sizlere aktaracağım. Başbakan Binali Yıldırım'la ilgili bir haber var. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. Başbakan Binali Yıldırım, Başkent Ray'ın açılışında bürokrasi şikayetinde bulundu. Yıldırım, 20 ay gibi kısa bir sürede bu hattı tamamladık. Bürokrasi engeli diyoruz. En tipik örneğini bu projede gördük. 2012'de bu ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü. Yani 36 ay. Yapımı da 20 ay sürdü ifadelerini kullandı demiş sevgili izleyenler. Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bu arada Başkent Ray'ın açılışı da gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olmasını temenni edelim sevgili izleyenler. Başkent Ray'ın açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız açılışta bir araya geldiler. Muhalefette 2019 teması başlığı altında bir haber var. Hemen detaylarını sizlere aktarayım sevgili izleyenler.
Partilerin seçim ittifakına imkan tanıyan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasının ardından muhalefetteki trafik hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu dün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. İki lider 16 Nisan referandumunda hayır cephesinde oluşan bir birliktelikleri var. İlkeler çerçevesinde 2019 seçimlerine taşınması konusunda fikir birliğine varmış sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meral Akşener nerede birlikte olma konusuna varmış. 2019 seçimlerine taşınması konusunda ilkeler çerçevesinde 2019 seçimlerine taşınması konusunda fikir birliğine vardı diyor. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alıyor bu haber. Detayları da bu şekildeydi. İstismar mutabakatı başlığı kullanılmış. Başbakan yardımcısı Recep Akdağ cinsel istismar tasarısıyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'u ziyaret etti. Akdağ büyük ölçüde mutabık kaldık dedi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yer almış ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'la birlikte el sıkıştığı fotoğrafta Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu şekilde yer almış. "5 milyon enerjik ağaç, bir enerji, bir nefes" başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında olduğunu belirtti. Enerji sektörü olarak 2018 yılında 5 milyon ağaç dikeceğiz dedi. Gazbir her gaz abonesi için, Petder'de her araç için, Elder'de elektrik abonesi için, her elektrik abonesi için, Kömürder'de her 100 ton kömür için bir ağaç dikecek demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Enerji sektöründeki 5 milyon ağaç dikilecek demiş. Bununla ilgili Gazbir her gaz abonesi için, Petter her araç için, Elder her elektrik abonesi için, Kömürder'de her 100 ton kömür için bir ağaç dikecek ve toplamda 2018 yılında 5 milyon enerjik ağaç dikileceğinin müjdesini vermiş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak. Açıklamalar bu şekilde Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasına yazıyor sevgili izleyenler. Özel postla 3 milyon liralık vurgun. İstanbul'da özel yazılım yüklü POS cihazlarıyla kredi kartı kopyalayan bir şebeke çökertildi. Zincir restoranlarda işe soktukları motokuryelerle alışveriş yapan vatandaşların kredi kartlarını kopyalayıp 3 milyon Türk liralık vurgun yapan 20 kişilik şebekenin elebaşısı da Endonezya'da yakalandı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına yansımış bu şekilde. Siz de ekranlarınızda az önce dolandırıcıları gördünüz. Bir diğer haberle devam edelim sevgili izleyenler. Suçları uluslararası casusluk başlık bu şekilde. MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü tutuklandı. Zanlıların mahkemeye sek yazısında şüphelilerin yurt dışı eğitim faaliyetleri gerçekte uluslararası alanda casusluk faaliyeti niteliğindedir. Şüphelilerin FETÖ yöneticiliği yapmak ve uluslararası casusluk suçlarını işledikleri tespit edilmiştir demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Tefeci örgüte 9 yıl, çeteye 10 yıl ceza. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla tefecilik suçunu işleyen 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun örgüt faaliyeti işlenmesi halinde verilecek ceza
yarı oranda artırılarak 4,5 yıldan 9 yıla kadar çıkacak. Suç işleme amacıyla örgüt kuranlar ve yöneticileri 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek demiş sevgili izleyenler. Yine gazetenin birinci sayfasında yer alıyor bu haber. YÖK'ün gündemi katliam. Bir diğer haber başlığı sevgili izleyenler. YÖK Genel Kurulu dün Osman Gazi Üniversitesi'nde katil Volkan Bayar'ın çalışma arkadaşı 4 akademisyeni öldürdüğü silahlı saldırıyı görüştü. Başkan Yekta Saraç, Bayar'la ilgili kurumumuza intikal eden şikayetlerin rektörlük tarafından gereğinin yapılması istenmiştir dedi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Ben de sizlere gazetede yazdığı şekliyle aktarmış oldum. Pazara kalmadan bitiyor başlığı kullanılmış. Pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği daha meyve vermeden tarlada alıcı buluyor. Fideler Nisan'ın ilk haftasından itibaren çiçek açarken Mayıs ayı başında ilk Osmanlı çileği hasadı da yapılmış olacak diyor sevgili izleyenler. Haberin detayları Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan bir diğer haberle devam edelim. Zorunlu tercih 2'ye indi. Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetine yansıyan haber, 1 milyondan fazla öğrenciyi liselere mahalli sistemle yerleştirmeye hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı tercih sayısını zorunluluğunda geri adım attı. Çember sistemiyle çocuklara Anadolu, İmam Hatip ve meslek liselerinden oluşan 9 seçenek sunulacak. Bakanlık zorunlu 5 tercih şartını 2'ye indirmeye hazırlanıyor demiş sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında sürmanşette yer alan haberin detayları da bu şekildeydi. Milliyet Gazetesi'ni bitirmiş olduk sevgili izleyenler. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri sizlere aktardık. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet'ten Hürriyet'e geçiş yapalım ve manşette yine çok tehlikeli hareketler başlığı yer alıyor sevgili izleyenler. Hemen gazetenin birinci sayfasında manşette paylaştığı haber yine Amerika-Rusya resleşmesiyle ilgili ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilgili haberler Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Siz de şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Çok tehlikeli hareketler başlığı adı altında verilmiş haberler. Suriye nedeniyle giderek ısınan bölgede açıklamalar tansiyonu düşürmeye çalışır gibi görünen taraf ülkeler bir yandan da tek bir kıvılcımla tüm dünyayı ateşe verebilecek askeri hamleler yapılıyor. İki başlık altında verilmiş haber, haberin detaylarını hemen sizlerle paylaşayım sevgili izleyenler. Siz de görüyorsunuz pozisyon alıyorlar ve Rusya'dan karşı hamle başlıkları var. Şimdi biraz daha yaklaşıp şu ince yazıyı biraz daha netleştirip sizlere aktarayım sevgili izleyenler detaylarını. Amerika bölgedeki 6. filosuna ek olarak 8. filoyu da Doğu Akdeniz'e gönderdi. Bu nükleer de denizaltının daha yaklaşık 20 savaş gemili bir ateş gücü demek. Bölgede fırkateyni ve uçakları bulunan İngiltere'de nükleer denizaltı yolladı. Esed'i engellemek için harekete geçmek gerekliliğini açıklayan İngiliz hükümeti Amerika ve Fransa ile adım atacaklarını da duyurdu. Rusya'dan da karşı hamle geldi. Fransa Şam güçlerine saldırı ihtimaliyle ilgili renk vermesinde 10 savaş uçağını Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hazır. Beyaz Saray henüz karar almadıklarını, müttefiklerle görüşmelerini sürdüğünü söylüyor. Bunlara karşın Rusya'nın Suriye'nin Tartus limanından Karadeniz filosunu dün açık denize açtı. Suriye'deki S-400'leri de hazır bekletiyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi
Konuyla ilgili Erdoğan ve Putin Suriye'yi konuştu diyor. Yakın temasta kalalım başlığı altında verilmiş haber. Suriye'deki gelişmeler üzerine önceki gece Amerika Başkanı Trump'la telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Rusya lideri Putin'le görüş alışverişinde bulundu. Kritik görüşmede iki lider yakın temasa devam kararı aldı demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Pentagon'un S-400 endişesi varmış. Hemen haberin detaylarını sizlere aktarayım gazetede yazdığı şekliyle. Rusya'nın S-400 füzeleri 400 kilometre menzilde jetleri ve füzeleri vurabiliyor. Amerika S-400'lerin menziline göre operasyon planı yapıyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Rusya uyardı, Batı sonuçları çok ciddiye almalı dedi. Başkan Trump da dedi ki vurabiliriz ama vurmayabiliriz de dedi. Yine ikili bir açıklama, net bir açıklama değil. Başkan Trump'ın en çok yaptığı şeylerden bir tanesi hep ucu açık açıklamalar yapıyor. Yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Ki daha önceki açıklamaları var. Özellikle bu 9 Nisan'da Duma'ya yapılan katliamla, Doğuguta'nın Duma bölgesine yapılan katliamın ardından ilk açıklamaları da Trump yapmıştı. Hayvan eset demişti. Ardından füzeler geliyor Rusya hazır ol dedi. Hemen ardından bir açıklama yaptı. Rusya ile ne dedi? Notlarım arasına hemen bakayım. İşbirliğine ve birlikte çalışmaya devam etmeliyiz dedi. Yine öyle bir açıklama. En son açıklaması vurabiliriz ama vuramayabiliriz demiş Başkan Trump. Yine aynı şekilde tek Trump değil bu açıklamaları böyle tutarsız açıklama yapan. Mesela bununla ilgili Pentagon'un da bir açıklaması var. Pentagon'a soruldu. Pentagon'a dedi ki hani Trump bu açıklamaları yapıyor. Pentagon da dedi ki Trump'ın açıklamalarını bize sormayın dedi. Beyaz Saray'a sorun dedi. Orada da bir tutarsızlık var sevgili izleyenler. Bakalım göreceğiz neler olacak. Son durumlar bu şekilde gazetelerin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi otomobilde cinayet başlığı var. Yine gazetenin birinci sayfasında yer alıyor. İttifak kelimesi bile geçmedi bir diğer haber başlığı. Ucuz et için 500 bin hayvan kesime geliyor bir diğer haber başlığı. Bu fotoğrafta niye yokuz? Bir diğer haber başlığı. Şimdi sırasıyla sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Şimdi yurttan bir haber. Tekirdağ Çorlu'da Bekir Esenyurt tartıştığı sevgilisi Esen Dülger'i otomobilde tabancayla öldürdü ve İstanbul'a kaçtı diyor. Otomobilde cinayet. Dülger'in 26 yaşındaki Dülger başına iki el ateş eden Bekir Yeniyurt olaydan sonra otomobilini terk ederek kaçtı. Polis İstanbul'da olduğunu belirlediği Yeniyurt'u düzenlediği operasyonla yakaladı. Bir diğer haberle devam edelim sevgili izleyenler. İttifak kelimesi bile geçmedi diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmiş. İttifak kelimesi de bu ziyarette yer almamış. Haberin detayları da Hürriyet Gazetesi'ne bu şekilde yansımış. Ucuz et için 500 bin hayvan kesime geliyor. Başlık bu şekilde. Yükselen et fiyatlarının önüne geçebilmek için ithalat silahı bir kez daha çekildi. %10 gümrük vergisiyle 500 bini kapsayan canlı hayvan ithal edilecek demiş sevgili izleyenler. Bu konuyla ilgili dün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba çok önemli bir açıklama yaptı. Kimsenin spekülatif hareketlerin içine girmemesi ve piyasada fiyatı yükseltmemesi gerektiği ifadelerini kullanmıştı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba. Gazetenin birinci sayfası ne şekilde değerlendirmiş haberi hemen sizlere aktarayım. İthalat kararının yerli üreticiyi kuşkuya düşüreceğini dikkat çeken sektör temsilcileri, yerli üretici zarar edecektir. Tüketiciye de fiyat anlamında bu karar çok fazla yansımayacaktır. Bu da kaybeden hem üretici hem tüketici olur ifadeleri kullanılmış. Bununla ilgili işte bu
Bu açıklamalarla ilgili de Sayın Bakan'ın önemli bir açıklaması vardı. Et fiyatları ile ilgili dedi ki işte fiyatların yükselmesini önlemek için ne yapacağız? Tedbirler alınacak dedi Fakı Baba ve kimsenin de spekülatif hareketlerle piyasa fiyatını yükseltmesin uyarısında bulundu Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk sevgili izleyenler ve devam edelim. Soruyu senatör Bob Menendez sordu diyor. Bu fotoğrafta niye yokuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı olacak CIA direktörü Mike Pompeo'ya Senato'da geçen haftaki Erdoğan Putin Ruhani zirvesinin fotoğrafı gösterildi. Bu fotoğrafta niye yokuz diye soruldu. Pompeo, kuvvetli diplomatik çaba içinde olmalıyız. Suriye'yi nasıl paylaşacaklarını konuşmak için oradaydılar. Bu nedenle Amerikalılar da tartışmanın parçası olmamalı yanıtını vermiş sevgili izleyenler. Çok iğrenç bir açıklama yapmış. Suriye'yi nasıl paylaşacaklarını konuşmak için oradaydılar demiş. Bir kez daha ben hatırlatayım. Biz işgalci bir toplum değiliz. Kimsenin toprağında, bir karış toprağında gözümüz yok. Bizim Suriye'deki şu anda varlığımız, Afrin bölgesindeki varlığımızın tek sebebi oradaki istikrarı, huzur ortamını sağlamak için. Bir operasyon yapıldı ve o operasyonun devamında da şu an huzur ortamı sağlandı. Ve Afrinlilere teslim edilecek. Pompeo da bunun bilincinde olsun. Evet, Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Şöyle vermediğimiz haber var mı sizlere bakalım, aktaralım sevgili izleyenler. Yapılacak en iyi manevrayı yaptım demiş. Yalıya çarpan geminin kaptanı konuşmuş. Edrago Doseo. Şimdi demir atsam zarar daha büyük olurdu demiş Edgardo Desio. Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan geminin kaptanı Edgardo Desio, demir atsaydım gemi dönmeye başlayacaktı, yandan çarpacaktım, daha büyük zarar olacaktı. O anda yapılacak en iyi hareketi yaptım. Amacım gemiyi sağlığıyla oturtmaktı. Motor durmuştu, sığ alana gidemedim. O eve çarptım demiş sevgili izleyenler. Vita Spirit gemisi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpmıştı geçtiğimiz hafta. Ve o geminin kaptanı Edgardo Doseo da bu açıklamaları yapmış. Yaptığının en uygunu olduğunu söylemiş. Demir atsa geminin döneceği şeklinde bir açıklama yapmış. Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri de bitirmiş olduk sevgili izleyenler. Şimdi Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nde hangi haberler var? Sağduyu diplomasisi başlığı kullanmış Akşam Gazetesi birinci sayfasında. Erdoğan devrede, önce Trump sonra Putin'le görüştü. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki bilek güreşinde Türkiye arabulucu konumuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tansiyonun düşürülmesi için iki ülke arasında adeta mekik diplomasisi gerçekleştirdi. İletişimde kalalım, sürekli yakın temas. İki başlık altında verilmiş haber, haberin detaylarıyla devam edelim. Erdoğan, Orta Doğu'da artan tansiyonla ilgili 24 saat içinde iki liderle de telefonda görüştü. Önceki gece Amerika Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan gelen açıklamada iki lider gündemindeki sorunları ilettiğini, iletişimde kalacak denildi. Bu görüşme sonrası Erdoğan dün Rusya lideri Putin'le Suriye'yi ele aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan iki liderin yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı demiş. Aynı haberin devamı niteliğinde bir diğer başlık, bilek güreşine çevirdiler başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye üzerinden başlayan gergin ortam
yaratanlara sert çıktı demiş. Suriye'deki gelişmeler tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bilek güreşi sahasına çevirmelerinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Evet, devam edelim Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerle. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasi olarak iki ülkeyle de yakın temasta duruyor. Ortamı yumuşatmak adına. Ama neler yaşanıyor? Neler yaşanıyor? Akşam Gazetesi şu şekilde yer vermiş habere. Kafa karıştıran füze tweet'i. Amerika Başkanı Trump önceki gün attığı "bizi bekle Rusya, füzelerimiz geliyor" tweet'inin üzerinden dün yeni paylaşımda bulundu. "Suriye ne zaman operasyon yapacağımıza ilişkin bir zaman vermedim. Füze saldırısı çok yakın zamanda olabilir, olmayabilir" de. Şimdi bununla ilgili Batılı liderlerin açıklamaları var. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron demiş ki kimyasal silahı Esed kullandı. Haberin detayları şu şekilde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Esed'in kimyasal silah kullandığına dair kanıt olduğunu, operasyona başlayacaklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı May de Amerika ve Fransa ile yola devam edeceklerini açıkladı diyor. Bunun yanında Almanya ve İtalya operasyonda olmayacağını vurguladı. Almanya Başbakanı Merkel olası bir Suriye operasyonuna katılmayacaklarını açıkladı. Merkel hiçbir şey yapmamak zor ancak Almanya hiçbir hava saldırısında yer almayacaktır dedi demiş sevgili izleyenler. İtalya'da aynı şekilde operasyonda yer almayacağını belirtmiş. Bu arada Amerika donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği uçak gemisi Harry Truman beraberindeki 7 gemiyle birlikte Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış, yazdığı şekliyle sizlere aktarmış olduk. Evet, devam edelim. Akşam gazetesinde yer alan diğer haberlerle devam edelim. Değerli izleyenler, çocuklar üzerinden devlete sızmışlar. Kosova'da paketlenen 6 FETÖ'cüden Mustafa Erdemir'in notlarında örgütün sızma planı deşifre oldu. Savcılık, örgütün devlet yetkililerinin çocukları kendi faaliyetlerinde kullandıklarını dikkat çekti. Erdem'in notlarında Cumhurbaşkanı'nın oğlu bu yıl mezun oldu. "Güzel diyalogumuz var" ifadelerinde bulunmuş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasına. Yunan jeti Ege'ye çakıldı. Bir diğer haber başlığı, Yunanistan'a ait Miriş 2000 savaş uçağı Skiros adası yakınlarında düştü. Pilot öldü. Yunan basınının iddiasını Türk Silahlı Kuvvetleri yalanladı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Evet, hemen şöyle teknolojinin azizliğine uğramazsak eğer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuyla ilgili açıklamasını da hemen sizlere aktarayım sıcağı sıcağına. Eğer hemen bulabilirsek. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasını arıyorum. Şu an göremedim ama gün içerisinde bununla ilgili haberimiz de ekranlara gelir sevgili izleyenler. Önemli bir açıklama çünkü. Yunan jeti Ege'ye çakıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili ne yapmış? Bir yalanlama yapmış, bir açıklama yapmış. Bunu da birazdan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi Afrin'de her renk yerel mecliste başlığı var. Çevreci enerjide parmak ısırtacağız başlığı var. İki başlık var. Bu başlıkların haberini de sizlere paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatıyla
ilgili teröristlerden temizlenen Afrin'de Kürt, Arap ve Türkmen sivillerden oluşan geçici yerel meclis kuruldu demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yer almış gazetenin birinci sayfasına. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Yine Akşam gazetesinde yer alıyor. Enerji Bakanı Albayrak, Türkiye'nin çevreci enerji üretiminde dünyaya parmak ısırtacak düzeye ulaşacaklarını belirtti. Çok yakında Türkiye'yi yeni bir enerjiyle tanıştıracağız dedi demiş sevgili izleyenler. Aslında bir müjdenin de ip ucunu vermiş. İnşallah tez zamanda yeni bir enerji, yeni bir ne olmuş oluyor? Yeni bir yatırım, yeni bir istihdam, yeni bir büyüme oluyor. Enerji alanındaki yatırım ve büyümelerde gerçekten şu anda dünya karşısında böyle Türkiye ne yapıyor dedirttiriyor. Şimdi LGS'ye tercih edilen okulda girilecek. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz liseye geçişte daha önce her öğrencinin kendi sınıfında sınava girdiğini hatırlatarak bu dönemde tercihe göre belirlenecek okullarda sınava girileceğini belirtti sevgili izleyenler. Akşam gazetesi de bu haberi sürmanşetinden aktarmış. Ben de sizlere aktarmış oldum sevgili izleyenler. Akşam gazetesinin birinci sayfasını da böylelikle bitirmiş olduk değerli izleyenler. Akşam gazetesi bitti. Hemen sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesine birinci sayfasında yer alan haberleri aktaracağım sevgili izleyenler sizlere. Ama şu Yunan jeti ile ilgili açıklamayı arıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama. Hemen neymiş konuyla ilgili açıklama. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şu şekildeymiş. Bazı internet sitelerinde yer alan Skarios Adası'nın 4 mil yakınlarında düşen Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Mirji 2000 savaş uçağının Türk savaş uçaklarıyla yaptığı iddialaşının ardından düştüğü iddialarının gerçek olmadığı belirtilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili söz konusu iddialar güvenlik kaynaklanınca yalanlandı ve Yunan jetinin düştüğü sırada bölgede Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir uçağın bulunmadığı kaydedildi demiş sevgili izleyenler. Şurayı biraz daha yaklaşıp verebilirsek şu bölgeyi son dakika gelişmesi ya da konuyla ilgili önemli bir açıklama olarak ekranlara taşımış olalım. Yunan jetinin düştüğü sırada bölgede hava kuvvetlerimizi, hava kuvvetleri komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı kaydedilmiş sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi gazetelerimize devam edelim. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Suriye'de maskeler indirilsin başlığı kullanmış Sabah gazetesi. Biz Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bırakılmasını, herkesin gerçek çehresiyle kendisini sahada göstermesini istiyoruz denilmiş. Söz bu. Sözün sahibi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Üç başlık altında verilmiş haber. Haberin detaylarını hemen sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Birinci başlık, dünya tehlikeyle karşı karşıya. İkinci başlık, bilek güreşinden rahatsızız. Üçüncü başlık, huzuru getiren tek ülkeyiz. Üç başlığın detaylarını şimdi sizlerle paylaşalım. Dünya tehlikeyle karşı karşıya. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıya. Kimsenin Akdeniz'i ve Suriye'yi askeri güç müdahalelerinin ateşinde yakmaya hakkı yoktur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları. Bilek güreşinden rahatsızız başlığının detayları da şu şekilde. Bazı ülkelerin Suriye'yi bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Amerika ile olan müttefikliğimizden de Rusya ile ve İran'la çalışmaktan da vazgeçmeyiz. Huzuru getiren tek ülkeyiz haberinin detayları da şu şekilde. Katil Esed rejimini destekleyenler, PYD terör örgütünü destekleyenler yanlış yapıyor. Suriye'de bulunduğu yere güven getiren, huzur getiren, refah getiren tek ülke biziz demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu şekilde yer almış. Şimdi Sabah gazetesi küçük başlıklar halinde vermiş. Konuyla ilgili açıklamaları liderlerin ne söylediği. Mesela Trump demiş ki Suriye'yi hemen vurabiliriz de vurmayabiliriz de. Kremlin açıklama yapmış. Putin Suriye için iletişim hatları açık demiş. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron demiş ki kimyasal silah kullandığına dair kanıt var. Kimin? Esed'in. Merkel demiş ki Suriye'ye müdahalede yer almayız. Bir diğer süper güç Çin, gerilim bir an önce düşmeli demiş ve iddia da şu şekilde Rus gemileri Tarsus'tan ayrıldı. Evet, haberin ayrıntıları gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yer alıyor sevgili izleyenler. Ben de sizlere aktarmış oldum. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözlerin sahibi Başbakan Binali Yıldırım. Hemen detaylarını sizlerle paylaşacağım. Başbakan Binali Yıldırım Başkent Ray açılışında konuştu. Bürokrasinin engelin en tipik örneğini bu projede gördük dedi. 2012'de ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü. Yapımı da 20 ay sürdü. Bu büyük bir kayıp. Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz dedi sevgili izleyenler. Sayın Başbakan Binali Yıldırım nerede konuştu? Ankara'da dün Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkent Ray açılış töreninde konuştu ve bu açıklamayı yaptı. Bir diğer açıklamayla devam edelim. Bu yıl 5 milyon ağaç dikeceğiz açıklaması var. Sözlerin sahibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. Bir enerji bir nefes projesi töreninde konuştu. Biz yarın öleceğimizi bilsen de elindeki fidanı dik diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Enerji sektörü olarak bu yıl 5 milyon ağaç dikeceğiz demiş sevgili izleyenler. Sayın Bakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları da Sabah gazetesinin birinci sayfasında bu şekilde yer almış. Sabah gazetesini de bitirmiş olduk sevgili izleyenler. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Hemen detaylarını sizlere aktarayım. Türkiye devrede başlığı kullanılmış. Darbeyi Türkiye önledi bir diğer başlık. Birleşmiş Milletler'den Esed'e Guta ödülü bir diğer başlık. Merkel'den savaşa hayır başlığı. Uydurma raporlara sarıldılar bir diğer haber başlığı. Hemen bu haber başlıklarını, detaylarını sizlere Yeni Şafak gazetesinde yazdığı şekliyle aktarayım sevgili izleyenler. Türkiye devrede manşetten paylaştığı haber detayları da şu şekilde. Türkiye Esed'in gitmesi için kararlılıkla mücadele etse de Amerika ve Rusya'nın Suriye üzerinden kozlarını paylaşmasını istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump hem de Putin'le görüşerek dünyayı endişelendiren gerilimi düşürmeye çalıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri askeri kanallarını kullanarak diyalog arayışında bulundu. Endişeler iletildi, Türkiye arabulucu. İki başlık altında verilmiş haber. Hemen şöyle biraz daha yaklaşalım ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Duma'daki kimyasal katliamın hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'le teması geçip dışişlerine aktarmıştı. Türkiye Güvenlik Konseyi'nde Esed'in cezalandırılması girişimine de destek verdi. Amerika ve Rusya ardından tansiyon yükselince Erdoğan önceki akşam Trump'ı, dün de Putin'i aradı. Türkiye arabulucu başlığı Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Shamanov, Türkiye'nin arabulucu olarak devreye girdiğini duyurdu. Shamanov, genelkurmaylar arasında diyalog başladı. Temas
Türkiye'deki meslektaşlarımız üzerinden sağlandı. Ayrıca NATO irtibatlı kanalları da kullanılıyor dedi. Bunun ardından Trump yine tweetledi. Başlığı kullanılmış olabilir, olmayabilir. Dünya Amerika ile Rusya'nın karşı karşıya geleceği bir savaşı endişeyle beklerken Trump tuhaf tweetler mesajını sürdürdü. Önceki gün füzeler geliyor diyen Amerika Başkanı dün hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman saldırı düzenleyeceklerini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar yakında olmayabilir dedi. Demiş sevgili izleyenler, haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bilek güreşinden rahatsızız başlığı kullanılmış Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye üzerinden güç mücadelesi yapan Amerika ve Rusya'yı eleştirdi. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz dedi demiş sevgili izleyenler. Merkel ne demiş? Merkel savaşa hayır demiş. Fransa tedirgin olduğunu belirtmiş. Batılı ülkelerden safları netleşmeye başlattı. Almanya Başbakanı Merkel olası harekata katılmayacaklarını ilan etti. Amerika'nın peşine tanklarını takılan koruyu bozdu. Merkel'in ardından İtalya Başbakanı Gentiloni de barış için çalışmalıyız diyerek Berlin'le benzer tutum aldı. Fransa tedirgin diyor, rejimin Duma'da kimyasal kullandığına dair kanıt olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Suriye'ye kendi belirledikleri zamanda karşılık vereceklerini söyledi. Milyonlarca Müslümanın yaşadığı Fransa'da olası bir savaşın toplumsal gerilime neden olacağı belirtilmiş sevgili izleyenler. Bu da gelen bilgiler arasında. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Gabon kasası tutuklandı başlığı kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Hemen detaylarını sizlere aktarayım sevgili izleyenler. FETÖ'nün Gabon'daki yapılanmasına finanse ettiği belirlenen iş adamı Sabahattin Güçlü'nün silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı belirtilmiş. FETÖ'yle bağlantılı şirket ve kurumlarla toplam 51 milyon liralık bağışladığı öğrenen Güçlü'nün Gabon'daki okul inşaatına da 770 bin dolar gönderdiği ortaya çıktı demiş sevgili izleyenler. Böylelikle Gabon kasası tutuklanmış. Haberin detayları da Yeni Şafak gazetesine bu şekilde yansımış. Uydurma rapora sarıldılar. Türkiye ekonomisi de hedefteymiş. Türkiye ekonomisini hedef alan çevreler derecelendirme kuruluşları üzerinden ve ısmarlama raporlarla olumsuz hava pompalamaya çalışıyor. Yabancı finans kuruluşlarının son karalama yöntemi ise geçen yılki 7.4'lük büyüme. Fazla büyüme isabet değil raporu oldu. Uydurma raporunun 23 sektörde 135 milyar liralık teşviğin açıklanmasına denk gelmesi de ayrıca dikkat çekti demiş sevgili izleyenler. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer almıştı bu haber. Kanları yerde kalmadı bir diğer haber başlığı. Amanos'taki Afrin yoluna kapanan PKK'lılar bölgede kıskaca alındı. Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı listedeki Vedat Ahmet Kod adlı Seyitan Sinet'in olduğu 18 terörist öldürüldü. Öldürülen PKK'lı grubun 2012 yılında ve 2017 yılında şehit düşen 4 askerimizin katilleri olduğu belirlendi demiş sevgili izleyenler. Kırmızı listedeki o terörist de öldürüldü diyor. Siz de şu an ekranlarınızda o teröristi görüyorsunuz sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımıştı gazetenin birinci sayfasında. Ben de sizlere aktarmış oldum. Yunan jeti Ege'de düştü başlığı kullanılmış. Hemen detaylarını az önce sizlerle paylaşmıştım. Bir kez daha Yeni Şafak gazetesinde yazdığı şekliyle aktaralım. Ege'deki askeri hareketliliği artıran Yunanistan'a ait Mirje 2000 tipi savaş uçağı Skarios
adasının 5 mil açığında düştü. Yunan medyası pilotun hayatını kaybettiği kazanın Türk F-16 ile yaşanan it dalaşından sonra yaşandığı yalanını ortaya attı. Askeri kaynaklar bölgede Türk uçağının bulunmadığını belirtti. Yunan medyası önceki günde hava sahasının ihlal eden Türk helikopterlerinin taciz atışı yapıldığını iddia etmişti, diyor sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yansımış. Yunan basını da olduğu yerden sıkarak herhalde gündem oluşturmaya çalışıyor kendisine. Evet, Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de böylelikle bitirmiş olduk sevgili izleyenler. Bu arada saatlerimiz 08.57 oldu. Veda vaktimiz de geldi. Şimdi vedamızı gerçekleştireceğiz. Pazartesi sabahı saat 7'ye kurmak şartıyla saatlerimizi. Çünkü pazartesi sabahı saat 7'de ne var? Sabahın deminde biz yine burada olmaya özen göstereceğiz. Sizleri de ekranlarınızın başına davet edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem dünyayı konuşacağız. Gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberleri yine sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili izleyenler, naçizane. Şimdi Cuma günündeyiz. Mübarek bir gün. Bugünümüz kutlu olsun dedik. Ve yine bu akşam Miraç Kandilimiz sevgili izleyenler. Mübarek Miraç Kandilimizde tüm ulusumuzun, devletimizin, tüm Müslüman alemine kutlu olsun diyelim. Bu güzel temennilerle sizlere veda edelim. Her şey gönlünüzce olsun. Her sabah yaptığımız gibi yine İstiklal Marşımızla sizlere veda edelim. Pazartesi sabahına kadar hoşça kalın. Korkma, sönmez bu şafaklardan yüzen umut sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenler en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Yükselerek aşağıda yer belki başımı.
Şanlıyım ama olsun artık taşınan kallarımı